Hepinize merhaba. Bugün Göcek'te birbirinden farklı 5 tane ismi olan yegane koydayız. Haritaya bakarsanız buranın adı Akbük. Ama Mısır kraliçesi Kleopatra'nın burada yaşadığı bilindiği için koy aynı zamanda Kleopatra adıyla da anılıyor. Kraliçelerini korumak için Likya savaşlarına karşı Mısır askerlerinin ördüğü duvardan dolayı İngilizlerin verdiği bir başka isim daha var. O da The Wall Bay, yani duvar koyu. Yine Kleopatra'nın yıkandığı rivayet edilen bir batık hamam kalıntısı burada olduğu için koy aynı zamanda batık hamam koyu olarak da anılıyor. Fakat bir beşinci ismi daha var. Özellikle son zamanlarda Göcek'in en güzel tesisi Adaya'nın burada olmasından dolayı Adaya koyu olarak da yavaş yavaş burası anılmaya başladı. Hadi gelin hep beraber burada ne var ne yok birlikte görelim. İşin hemen başında çok güzel bir sürprizle karşılaştım. Osman abinin, Osman Atasoy'un Uzaklar 2 isimli o hepimizin bildiği kırmızı teknesi burada Batık Hamam Koyu'nda Kıştankara. Biliyorsunuz Uzaklar 2 Güney Kutbu'na yolculuk yaptı. Ve o yolculuktan sonra devletin verdiği destekle beraber Türk bayrağı Güney Kutbu'na dalgalanmaya başladı. Ve bir takım araştırma ekipleri Güney Kutbu'na gitti. Osman Atasoy'un buna öncülük yaptığını düşünüyorum. Ona burada rastlamış olmak da ayrı bir keyif benim için. Arkamda gördüğünüz duvarı Mısır askerleri gece baskını düzenleyen Likya okçularına ve özellikle Likya savaşçılarına karşı örmüşler. Burada ana amaç kraliçeleri Kleopatra'yı korumak. Rumors spreading round, United takes his time, but the shack outside the game. You know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. I'm racing. Bu izler de bizim doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Likya yolunda yürürken kırmızı ve sarı ve beyaz ve kırmızı olmak üzere iki farklı iz bulursunuz kayalarda, ağaçlarda, etrafta. Bunlar sizin kaybolmamanız için ve yolu doğru yürüyebilmeniz için bırakılmış izler.
Batık Hamam Koyu'ndayız. Kleopatra'nın hamamına geldik. Koya adını veren tarihsel yapı. Antik bir kalıntı. Burası her ne kadar sit alanı olsa da etrafa teknelerin yanaşmasından ve insanların burayı ziyaret etmesinden, ölçüsüzce ve kontrolsüzce ziyaret etmesinden dolayı biraz her geçen sene yıprandığını görüyorum. Ben hamam olup olmadığından da emin değilim yapının. Öyle geçiyor. Sanıyorum içinde hamam bölümünde olduğu başka bir yapı bu. Çünkü Kleopatra'nın Nedimeleriyle beraber kaldığını ve onların Kleopatra'ya hizmet ettiğini biliyoruz. Ama tarihsel ismi artık Kleopatra'nın hamamı Batık Hamam Koyu olarak yerini almış. Kleopatra'nın burada Sezar'ın ölümünden sonra Antonius'la beraber güzel vakit geçirdiğini biliyoruz. Göcek'teyiz, Batık Hamam Koyu'ndayız.